Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Konumuz mübteda ve haberdir. Mübtedanın iki kısım olduğunu gördük. Birincisinin müsned ileyh olduğunu ama ikincisinin müsned olduğunu görmüş olduk. İkinci mübtedadan yani kelime-i istifam veya harf-i nefiden sonra faali zahir ref edici olarak gelen efendim sıfat-ı kelime olduğu yerlerde bazen ismi zahirle müfredde mutabık olur. Bazen müfredin dışında mutabık olur. Bazen de mutabık olmaz. Bunların hükümlerini öğrendik. Mübtedada asıl olan mukaddem olmaktır. Haberde asıl olan muahhar olmaktır. Bunun üzerine teferru eden meseleleri okuduk. Sahibu hafid dâri caiz değildir dedik. Şimdi burada yine mübtedada asıl olan bir başka konuyu söylüyor. وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَعُ نَكِرَةً Mübteda bazen nekire olur. Şimdi bakın arkadaşlar, mübteda bazen nekire olur demek, mübtedada asıl olan marife olmaktır demektir. Bunu söylemedi, bunu sen anlayacaksın. Mübtedada asıl olan nedir? Marife olmaktır. Arkadaşlar, cümlede müstedileyhi esastır. Müstedileyhi bir hüküm isnat ediyoruz. Mesela diyoruz ki Zeydün alimun. Zeyd alimdir diyoruz. Şimdi terhese hatırladığınız gibi mütekellimin haber cümlesini irad ederken haber cümlesini irad etmekten muradı nedir? İfadetül muhatabi el hükme. Hükmü ifade etmektir. Yani Zeydün alimun dediğin zaman Zeyd'in alim olduğunu bildirmek istiyorsun. Veyahut da lazim-i hüküm demişti. Yani muhatabı hükmü bildirmektir. Veyahut da kendi bildiğini bildirmektir diye orada kısımlar var. Ama şimdi biz birinci kısmı alıyoruz. Asıl olan kısmını alıyoruz. Mütekellimin verdiği haberden maksadı nedir? Muhatabı hükmü ifade etmektir. O zaman müsned ve müstedileyh ikisi meçhul olsa iki meçhulden bir malum doğmaz ki. İki meçhulden bir malum doğmaz. Şey şeydir. Ne anlam ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Birisi malum olacak ki bir malumun yanına bir meçhul ilave ettiğin zaman o meçhul o malum sayesinde malum olacak. Mesela Zeyd'i biliyoruz. Zeyd'i tanıyoruz. Ama ayakta mı oturuyor mu onu bilmiyoruz. Zeydün kaimun dersin. Kaimliği bilinmiyordu. Kaimun, Zeydün kaimun deyince ne oldu şimdi? Bir hüküm ifade etmiş oldu. Zeydün alimun diyorsun. Biz Zeyd'i tanıyorduk ama alim olduğunu bilmiyorduk. Zeydün alimun diyerek ne oldu? Bir malumun yanına bir meçhulü ilave edince o meçhulde ne oldu şimdi? Malum oldu. Öyleyse müsned ve müstedileyh ikilisinde müstedileyh normalde marife olur. Müsned nekir olur. Tamam. Fakat bazen mübtedanın marif nekiri olduğu da söz konusudur. Ancak şey şeydir ifadesi hiçbir şey ifade etmediği için halis nekiri olması mümkün değildir. Yani mübteda halis nekiri olamaz. Ne demek halis nekiri olamaz? Mesela racül dediğin zaman sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani racül dediğin zaman racülün mine ricel sarı çizmeli Mehmet Ağa'dır. Ama racülün alimun dediğin zaman ne oldu? Bir tahsisleşti. Alim olan racül oldu. Anlatabildim mi? Mesela racülün tavilün dediğin zaman herhangi bir racül değil, bir özelleşmiş, uzun boylu olan kişi kastetmişindir. O zaman diyoruz ki mübteda halis nekir olamaz. Ya tahsisleşmiş bir nekir olabilir. Peki tahsislik vecihleri nelerdir? Önemli olan burada halis nekir olmamasıdır. Hangi vecihle tahsisleşsin? Biraz tahsisleşince mübteda olabilir. Mesela gulamun dediğin zaman köle demektir. Bu köle herhangi bir köle demektir. Efendim köle uzundur dedin. Kimin kölesi? Ne kölesi? Bir anlam ifade etmez. Ama gulamu zeydin dersen bu sefer zaten marifeleşiyor. Ama gulam-ı racülin desen bu sefer ne oluyor? Tahsisleşmiş oluyor. Tamam. وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَوُ نَكِرَةً Mübteda bazen nekire olur.
Yani asıl olan onda nedir? Marife olmaktır. Bazen nekir olur. Neden aslında marife olmaktır? Çünkü ne olacak biz? Haber nekiredir. Bilinmeyen bir şeyi, bilinen bir şeye isnat edeceğiz ki ondan ne olmuş olacak? Bir malum, bir meçhulden sonuçta malum doğmuş olacak. Yani Zeyd'i biliyoruz. Ayakta olmasını, alim olmasını bilmiyoruz. Alimun bize göre nekiredir. Efendim bilmediğimizde ama Zeyd'ün alimun deyince ne olmuş oldu? Zeyd'in alim olduğunu, alimin kim olduğunu öğrenmiş olduk. Peki ne zaman nekire olabilir? İza tahassasat bi vecihim ma. İza tahassasat hususileştiği zaman o nekire bi vecihim ma. Tahsis vecihlerinden bir vecihle, herhangi bir vecihle hususileştiği zaman. Arkadaşlar nekire tahsisleştiği zaman marifeye doğru yaklaşır. Marife olmaz ama marifeye doğru yaklaşır. Yaklaşınca mübteda olmaya elverişli olabilir. Şimdi tahsislik vecihlerini bize şöyle 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 tahsislik olur demiyor İbn Hacib Hazretleri. Çünkü eğer böyle saymaya kalksaydı efendim es-sükûtü fî me'arızı taksim yufîdül inhisâr. Saydığı yerde burada bitti diyecektik. Burada bitti demek söz konusu değildir. Çünkü bunu bazıları 30 küsüre yükselten var. Daha fazla da yükselten var. Önemli olan tahsisleşmiş olmasıdır. Herhangi bir vecihle. Zaten biz buradakileri anlayınca, misaller üzerinde anlayınca ufkumuz tahsislik ne demektir? Bu noktada gelişmiş olacak. Zaten biz de bunu kavrayabiliriz. Mesela Estaizu billah ve le abdun mu'minun hayrun min müşrikin. Ya rahmetullah. Ve le abdun elbette bir köle. Öyle köle ki müminin mümin olan bir köle hayrun min müşrikin elbette müşrikten daha hayırlıdır. Şimdi burada وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَا عَبْدٌ مُبْتَدَادِرْ خَيْرٌ خَبَرْدِرْ Şimdi abdün nekiredir, hayrun haberdir. Abdün mübtedadır, hayrun haberdir. Şimdi mübteda burada nedir? Nekiredir. Ama bu herhangi bir köle değil ki. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ Yani nekire bir kelimeye sıfat getirilirse, o sıfat o nekire kelimeyi tahsisleştirir mi? Elbette tahsisleştirir. O zaman bu misalde sıfat getirilmek suretiyle nekire ne olmuştur? Tahsisleşmiştir. İkinci misalde وَاَرَجُلُنْ فِي الدَّارِ اَمِمْرَأَتُنْ اَرَجُلُنْ فِي الدَّارِ اَمِمْرَأَتُنْ Şimdi diyorum ki evde erkek mi var, kadın mı var? Evde erkek mi var, kadın mı var diye soruyorum. Benim bu sorumdan ne anlaşılıyor? Ben evde şahıslardan bir şahıs olduğunu biliyorum. Şahıslardan bir şahıs olduğunu biliyorum. Bilmediğim ne tarafıdır? Cinsiyetidir. Kadın mı erkek mi diye. Şimdi burada istifhamdan sonra gelip em ile beraber emli istifhamla önce hemze istifham geliyor. Ondan sonra em geliyor. Ne anlıyor? Mesela eracülün fiddari. Racül evde midir demek ayrı şeydir. Eracülün fiddari emim raetün demek ayrı şeydir. Doğru mu? Eracülün fiddari. Burada şimdi racül evde midir diyorsun. Ama eracülün fiddari emim raetün dediğin zaman ne olmuş oluyor burada? Yani evde racül veya imre birisi vardır bunu biliyorum. Bu kadarını biliyorum. Sadece bu mudur bu mudur onu bilmiyorum. Sorduğum burasıdır. Yani racül veya imrenin evde olduğu biliniyor. Sadece tayini bilinmemiş oluyor. Sanki şöyle demiş oluyorum. اَيُّمْ مِنَ الْاَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ كَوْنُ اَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ كَائِنٌ فِيهَا Yani ikisinden biri evde olduğu bellidir. Ancak hangisi olduğunu soruyorum. O racül müdür? Bak burada bir malumiyet var mı? Malumiyet var. Yani evde olduğu ile ilgili malumiyet var. Sadece tayin konusunda sıkıntı var. اَرَجُلُنْ فِي الدَّارِ اَمِمْ رَأَتُنْ ile ne yapmış oluyorum? Tayini sormuş oluyorum. Şimdi ikinci misal bu. Diyoruz ki arkadaşlar birinci misalde ne geldi? Sıfat geldi. Sıfatla beraber kayıtlanmış oldu. İkincisinde efendim em ile beraber hemze-i istifham gelmiştir. Bu da ne yapmıştır? Bir tahsislik vecihi getirmiştir. Üçüncü misalde وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ
وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ Hiçbir kimse senden daha hayırlı değildir dedik. Şu kuralı biliyorsunuz. Telhiste de geçmiştir. Telhiste geçmese bile geldiğiniz bugüne kadar derslerinizde mutlaka tefsirde orada burada geçmiştir. Siyak-ı nefide vakı olan nekireler umum ifade ederler. Şimdi ma ahadun de siyak-ı nefide vakı olmuş ahad vardır. Bu ne ifade eder? Ma ahadun hiçbir kimse. Şimdi hiçbir kimsede ne var arkadaşlar? Tamim var. Tamim taksisle zıt değil mi birbirine? Normalde tamim taksisle birbirine zıttır. Doğru mu? Fakat arkadaşlar tamim de taksislik vecihlerinden bir vecihtir. Acayip bir şey bu. Hem acayip hem de garayip bir şeydir. Neden bu taksislik vecih kabul ediliyor? Bazı kitaplarda der ki mübteda nekiredir, marifedir aslında, marife olması lazım. Taksislik veya tamim ifade ettiği zaman o zaman nekire olabilir. Ne der bazı kitaplarda? Tamim veya taksislik ifade ettiği zaman ne olabilir? Nekire olabilir. Tamimden işte ma ahadun gibileri kastediyorum. Şimdi arkadaşlar mesela abdül müminün dediğin zaman biraz hususileşmiş oldu. Doğru mu? Ma ahadun hayrun minke. Hiçbir kimse senden daha hayırlı değildir. Mesela diyelim ki biz bu ma ahadun minke cümlesini bu çatının altında olan talebelerle ilgili bir talebeye söylüyoruz. Misal olarak söylüyorum. Bu çatının altındaki talebenin sayısında 100 olduğunu kabul edelim. Şimdi bir kişiye diyoruz ki buradaki talebelerden hiçbirisi bu anlamda kullandığımızı düşünün. Bu talebelerden hiçbirisi senden hayırlı değildir. En hayırlısı sensin dedik. Şimdi 100 tane talebeden tek tek dolaşsak bu da dahil mi bu da dahil mi bu cümlenin içerisinde hepsi dahil olduğu anlaşıldı. O zaman ne oldu burada? O 100 kişiden bir kişi diyelim ayırdık, 99 kişi kaldı. O 99 kişiden her biri bu ahadün içerisine ne olmuş oluyor? Girmiş oluyor. Hangisi ayrı olduğu belli mi? Minke dediğine göre o ayrıdır. Onun dışındaki hepsi bunun içerisine girmiş oluyor. Bu da bir malumiyet hususilik ortaya getirmiş oluyor mu? Elbette getirmiş oluyor. Mesela bunu işte kainata yaydığın zaman, kainatta senden hayırlı hiçbir kimse yoktur dediğimiz zaman, sokağa çıktığımızda karşımıza çıkan herkes o işin içerisine ne olmuş oluyor? Dahil olmuş oluyor. Dolayısıyla burada diyoruz ki siyak-ı nefide vakı olan nekireler umum ifade eder. Bu umum ifade etmesi bir taksislik veçi olmuş oluyor mu? Elbette olmuş oluyor. Çünkü bilinmiş oluyor yani. Doğru anlaşılsın diye bazı kitaplarda mesela Katr-ı Neda'da bunu öyle ifade eder. Efendim birçok nahiv kitabında da öyle ifade eder. Mübteda'da asıl olan marife olmaktır. Nekire olan mübteda taksisleşir, taksislik ifade eder veya tamim ifade ederse ne olur? Mübteda olabilir nekire olduğu halde. Yusuf Ali, buyurun. O zaman burada yani siyak nefiyle vaki olan nefiyle umum ifade eder dediğimiz zaman burada bir de bir istisna bulunması lazım değil mi? Yani taksis ifade eder. Yani cümle nasıl bitecek zaten? Elbette. Ma ahadin diye bırakmaz onu ya. Cümle bitecek. Sonuçta bir cümle olacak yani. Şimdi Molla Cami'de diyor ki arkadaşlar فَاِنَّ النَّكِرَةَ ف۪يهَا وَقَعَتْ ف۪ي حَيْزِ النَّف۪ي فَاَفَادَ عُمُومَ الْاَفْرَادِ Yani umumul efrad. Bütün fertlere şamil oldu. وَتَخَصَّصَتْ Böylece hususileşmiş oldu. فَاِنَّهُ لَا تَعَدُّدَ ف۪ي جِمِعِ الْاَفْرَادِ Çünkü bütün fertleri bir çuvala koydu. Bütün fertleri bir çuvala koydu. Dışarıda hiçbir tane kalmadı. Bu da ne oldu? Böylece hususileşmiş oldu. Anlaşıldı? Evet arkadaşlar. Şimdi tahsislik vecihlerinde Kafiye'nin şarrun eherre bana bin misali biraz meşhur misaldir. Evet. Bir de örnek olarak şarrun eherre bana bini veriyor. Tahsislik vecihlerinden birisi de ve şerrun eherre zanabin, şerrun eherre zanabin misalidir. Araplarda güçlü bir insan bir olay karşısında peslerse, aciz olursa şerrun eherre zanabin derler. Güçlü bir insan bir olay karşısında peslerse, aciz kalırsa şerrun eherre zanabin derler. Bu darbi meseldir. Bu şerrun eherre zanabin burada kullanılır. Tamam. Kullanma şeklini söyledim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına.
Şerrun eherre zanabinde şerrun mübtedadır. Eherre huve cümlesi bunun haberidir. Tamam. Burada mübteda şerrun marife midir, nekire midir? Nekiredir. Peki tahsislik veci olarak bunda ne vardır? Bundaki tahsislik veci nasıl ifade edilir? Burayı anlatırken derler ki failin tahsisleştiği şekilde bu da tahsisleşmiş sayılır. Ne demek? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Raculun kaimun mübteda haber olmaz diyoruz. Doğru mu? Nekiredir, haris nekiredir. Peki kâme racülün bu caiz mi? Kâme racülün nasıl caiz oluyor? Yani ne fark eder ki? Burada müsnedün ileyh nekiredir, müsned de nekiredir olmuyor. Burada müsnedün ileyh nekiredir, müsned zaten fiil, marifelik, nekirelik söz, o da nekiredir. O caiz değil de bu neden caizdir? Söyleyebilen var mı? Sorum anlaşıldı mı? Şimdi racülün kaimun derse mübteda haber olarak bu olmuyor. Niçin olmuyor? Halis nekiredir. Peki kâme racülün dersem o oluyor mu? Oluyor. Failin marife olma şartı yoktu. Doğru mu? Failin marife olma şartı yoktu. Peki bununla bunun arasında ne fark var arkadaşlar? Görünüşte bir fark yok. Mes'ud bir şey mi söyleyeceksin? Yumuşak söyle söyleyeceksen. Şimdi bu soruyu sordum size. Dikkatinizi çekmek için cevabını veriyorum. Daha önce bunu gördüyseniz, bilirseniz, görmediyseniz yumurtlamak suretiyle yumurtlayamazsınız burada. Şimdi arkadaşlar her fiilden sonra gelen failde bir tahsislik vardır. Neden vardır? Mesela ben burada kâme dedikten sonra el kalem olabilir mi? Olamaz. Mesela ekele desem ben, ekele. Ekeleden sonra kalem gelebilir mi? Kapı gelebilir mi? Masa gelebilir mi? Sandalye gelebilir mi? Ekeleden sonra ekil işini yapabilecek bir şey gelmesi lazım. Kâmeden sonra kıyam işini yapabilecek bir şey gelmesi lazım. O fiili gerçekleştirebilecek bu bir hususilik değil midir? Değil mi? Mesela darabe desen, darabe racülünde, racülde tahsislik var mı? Var. Çünkü darabe demek bundan sonra öyle bir kelime gelecek ki müstedün ileyh olarak darb işi kendisiyle kaim olabilecek demektir. Ha, önce fiil zikrediliyorsa o fiili gerçekleştirebilecek bir fail gelecek demektir. Tamam? Ha, o zaman racül daha kâme ile beraber kâme zikredilir edilmez tahsisleşmiş oluyor. Anlatabildim mi? Ama burada racülün kendisi halis nekiredir. Bu halis nekir olunca bununla beraber de onun üzerine bir hüküm ispatladığın zaman bu müfit olmuyor. Yani iki meçhulden bir malum doğmuyor. Anlatabildim mi acaba? Yani fail nasıl fiil ile tahsisleşmiş olur? Onu anlatmaya çalıştım. Failde tahsislik var mıdır? Fiilden sonra gelen failde vardır. Diyorlar ki şerrun eherre zanabinde bu mübtedadır, bu haberdir. Araplar bunu ma eherre zanabin illa şerrun yerinde kullanırlar. Bunu ne yerinde kullanırlar? Ma eherre zanabin illa şerrun. Ma eherre havlatmadı zanabin dişi sahibi yani köpeği havlatmadı illa şerrun ancak şer havlattı derler. Şimdi ma eherre zanabin illa şerrun olursa ma eherre fiildir. Zanabin mef'uldür. Şerru nedir? Müstesna min gayr mezkur olan değil mi? Kelam-ı müfide efendim ala hasebil avamil muğrab olur diyor. Değil mi? Orada illa şerrundeki şerru ne oluyor? Fail olmuş oluyor. Şimdi ma eherre zanabin illa şerrun desek zaten burada hem bir hasır vardır hem de fail olması hasebiyle tahsisleşmiş oluyor. Bunu bunun yerinde kullandıklarından dolayı, bunu bu manada kullandıklarından dolayı burada da tahsislik vardır diyorlar. Ancak ben burasını şimdi biraz daha izah edeceğim. Arkadaşlar,
Köpeğin havlaması mu'tad ve gayri mu'tad olmak üzere ikiye ayrılır. Köpeğin havlaması mu'tad ve gayri mu'tad olmak üzere ikiye ayrılır. Gayri mu'tad havlamak, yani köpek böyle parçalıyor kendisini. Buna gayri mu'tad havlamak der ki bunda mutlaka şerden dolayı olur bu. Trabzon'da bizim bir hoca efendi kardeşimiz var. Böyle vakıf hizmetlerinde koşan koşuşturan bir kardeşimiz. Bizim köylü. Çok misafirperver birisidir. Halil Hoca Efendi'yi, Bayram Hoca Efendi'yi, İstanbul'dan giden Hoca Efendi'nin çoğunu misafir etmiştir, gezdirmiştir falan. Biz de gittiğimizde sık sık ona uğrarız. Bunların minik bir camisi var. O minik caminin yanında da kız Kur'an kursu var. Bu 15 Temmuz gecesinde o Kur'an kursunda yazlık kız öğrenciler var. Aşağı yukarı 70 tane. Gece saat 11-12 civarında çatıda yangın çıktı. Talebeler yatıyor. Ayakta nöbetçi yok. Yani binanın yanması 70 tane talebenin yanması anlamındadır. Kız çocuğu, küçük çocuklar. Almanya'dan getirdikleri bir köpekleri vardı bahçede. Köpek yırtınıyor. Öyle feryat ediyor ki köpek. Normal değil, çok anormal. Köpeğin havlamasına cama çıktılar. Cama çıktıklarında yangını gördüler. İtfaiyeye haber verdiler. İtfaiye geldi. Elhamdülillah hiçbir çocuk şey olmadan, sıkıntı yaşamadan tahliye ettiler. Efendim yangın çatıdayken söndürdüler. Şimdi burada o köpeğin havlaması normal bir havlamak değildi. Bunları dışarı çıkarabilecek, kapı yataklarından kaldıracak, dışarı çıkarabilecek bir havlamaydı bu. Bu havlama neticesinde efendim oradaki yangını tespit ettiler. Şimdi demek ki köpeğin gayri mu'tad bir havlaması var. Köpeklerde havlamak normaldir. Şimdi Çatalca tarafına gittiğiniz zaman köyler hep köpektir. Aman Allah'ım. Akşam başlarlar sabaha kadar durmadan zır 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 havlarlar. Bunların havlaması bir şer manasında değildir. Demek ki köpeğin iki türlü havlaması var. Bir gayri mu'tad havlaması var, bu şer olur. O zaman gayri mu'tad havlamada efendim havlama şerdir ne değildir? Hayır değildir. O zaman مَا اَهَرَّذَا نَابٍ اِلَّا شَرٌ köpeği şer havlattı yani hayır havlatmadı. O zaman buradaki şer hayırın karşısı olarak bir hasır ifade etmek için kullanılmış oldu. Peki mu'tad olan havlamaya gelince mu'tad olan havlama şer de olabilir, hayır da olabilir. Mesela diyelim ki senin dostun geliyor. Sevdiğin birisi geliyor. Köpek havlar mı? Havlar. Peki burada şer mi var senin için? Yok. Ha demek ki mu'tad olan havlamada ne olabilir? Hayır olabilir. Ne gibi? Bir dostumuz geldiği zaman efendim köpeğin havlamasında olduğu gibi. Peki dostumuz değil de hırsız geliyor. Bahçeye hırsız girecek. Köpek bunu da hissedince havlar. Peki köpeğin çok affedersiniz canavar gördüğü zaman havlamasıyla bir insan gördüğü zaman havlaması aynı değildir. Eğer bir insan üzerine saldırırsa havlaması farklılaşır. Şimdi demek ki mu'tad olan havlama hayır da olabilir, şer de olabilir. Buna göre arkadaşlar gayri mu'tad bir şekilde köpek havladığı zaman bunu bir uğursuzluk vesilesi kabul ederler. Uğursuzluk vesilesi kabul ederler. Bir kötülük var derler. O zaman şer havlattı, hayır havlatmadı anlamında kullanılır. Şimdi arkadaşlar eğer şer
mutat havlamada hayır da havlatabilirdi ya. Hayırdan dolayı da havlayabilirdi. Buna göre şarrun yani la hayrun veya şarrun azimun. Eğer hayır havlattığı mutat olan şeyde hayır havlattığı anlamında ise yani mutat olan şeyde şer beklenmiyor. Biz burada şerri tahsisi yaparken şerrun la hayrun hayır değil şer havlattı diyeceğiz. Veyahut da şerrun azimun yani hayır zaten havlatmaz gayrimutad olanda. Gayrimutad olanda ne havlatmaz? Hayır havlatmaz. O zaman şerrun la hayrun denmez ki zaten şer havlatmaz. Doğru mu? Gayrimutad olan havlatmakta hayır zaten söz konusu olmadığına göre orada şerrun la hayrun denmez. Orada ne diyeceğiz o zaman? Şerrun azimun. Yani korkunç bir şer havlattı demektir. Yani orada tenvinden ne alacağız? Tazim manası alacağız. Şerrun azimun diyeceğiz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şimdi şerrun eherredana binde köpeğin köpeği havlatan köpeğin havlaması daha doğrusu iki türlü olur. Bir mu'tad bir de gayri mu'tad. Gayri mu'tad havlaması sadece şerdir, hayır olmaz. Bu anlamda şerrun eherredana bin la hayrun takdiri yapılabilir mi orada? Bu anlamda şerrun la hayrun takdiri yapılabilir mi? Yapılamaz. Çünkü hayır zaten ne yapmaz? Gayri mu'tad olan havlamada zaten şerdir. Ne değildir? Hayır değildir. Sen burada şerrun eherredana bin la hayrun takdiri yapamazsın. Çünkü ikisi yapmıyor ki sen bir tanesine hasredesin onu. Yani hem şer hem hayır olabilir de sen hayır, hayır değildir de şerdir anlamına bunu kullanmış olamazsın. Çünkü o gayr-ı mu'tad olanda ne yoktur? Hayrın havlatması söz konusu değildir. Şerden dolayı havlamış oluyor. Öyleyse burada şerrun nasıl tahsisli yapacağız? Şerrun azimun eherredana bin. Yani korkunç bir büyük bir şer, büyük bir kötülük köpeği havlatmıştır. İşte o yangın meselesinde olduğu gibi şarrun eherredana bin derseniz büyük bir manzara, büyük korkunç bir manzara köpeği havlatmıştır. Ama mu'tad olan havlaması hayır da olabilir, şer de olabilir. Dostun gelmesi hayır, düşmanın gelmesi şer. O zaman orada yani mu'tad olan havlamada şarrun eherredana bin la hayrun diye şerdir, hayır değildir diye tahsisi bu cihetten yapmış olabilir miyiz? Yapabiliriz. Demek ki şerrun eherredana binde arkadaşlar burada tahsislik veçi nasıldır dediğimiz zaman bir defa bu misal Araplar ne için kullanırlar? Bir darbi meseldir. Güçlü bir insan bir olay karşısında aciz kalırsa şerrun eherredana bin yani dişli, güçlü bir insan ne olmuştur? Pes demiştir. Havlayacak olan, ısıracak olan köpek ne derler? Isıracak olan köpek dişini göstermez, havlamaz. Şerrun eherredana bin bu anlamda genelde kullanırlar ama eherredana bin illa şerrun. Böyle olunca da bu burada fail olmuş oluyor. Doğru mu? O zaman şerrun eherredana bin failin tahsis seçtiği şeyle tahsisleşmiştir. Yani bu manada kullanıldığı için burada bu manada kullanıldığı için orada da bu da burada da fail olduğundan dolayı tahsislik veci bu cihetten alınmıştır diyoruz. Ancak biz burasını izah ederken diyoruz ki köpeğin havlaması iki türlüdür. Mu'tad ve gayri mu'tad olmak üzere. Gayri mu'tad havlaması sadece şer olur, hayır olmaz. Mu'tad havlaması hem hayır hem şer olabilir. O zaman gayri mu'tad havlamasında şer havlattı demek yani hayır havlatmadı da şer havlattı gibi tahsislik kastettik mi buna? Kastettik mi arkadaşlar? Hayır çünkü zaten şer havlatmaz onu. Affedersiniz hayır havlatmaz sadece şer havlatır zaten. Öyleyse sadece şerin havlattığı yerde şerdir hayır değildir demenin bir anlamı yok. Zaten hayır olmuyor. Ama mu'tad olan havlamasında ise hem şer hem hayır olma ihtimali de olduğuna göre şerrun yani la hayrun demiş oluyoruz. Şerrun eherredana bin misali
Köpeğin havlamasının iki kısımdan ibaret olduğundan dolayı şerrun azimun veyahut da şerrun la hayrun şeklinde taksistlik vecihleri izah edildiğinden dolayı diğer misallerden biraz daha ve la abdun mu'minünden ma ahadun hayrun minkeden nedir? Biraz daha efendim izaha muhtaçtır. Buyur canım. Fail taksistlik şeyle taksistlik bunu sadece gayrimutad olan havlama için mi söylüyoruz? Gayrimutad olan için oluyor tabi. Diğerinde zaten takdir edeceğiz. Diğerinde de böyle yapmış olacağız. Peki arkadaşlar, taksistlik vecihlerinde bir vela abdün mu'minünü misal verdim. Bir ma ahadun hayrun minki misal verdim. Bir aracülün fiddari emim raytünü misal verdim. Öyle mi? Evet. Şerrun ehredana bini misal verdim. Bir de ve fiddari racülün. Şimdi bakın arkadaşlar. Hani ne demişler? Yuvarlak kafada sivri zeka mı demişler? Öyle bir tabir var mı? Yusuf Ali. Buyurun. Yuvarlak kafada sivri zeka diye bir tabir var mı? İlk defa duyuyorum. Ciddi mi? Asistan. Siz de mi ilk duyuyorsunuz? Çok daha yeni şeyler duyacaksınız. Arkadaşlar, racülün fiddari veya fiddari racülün. Her ikisinde de fiddari haber kabul edelim. Racülünü mübteda kabul edelim. Şimdi racülün fiddari, racülün mübtedadır, halis nekiredir. Ama mübteda olmaya elverişli değildir. Niçin? Halis nekir olduğundan dolayı. Peki fiddari racülün dersek, fiddari evdedir. Kim racülün? Racül. Burada racülün mübtedadır, muakhar mübtedadır, fiddari haberdir. Bu caizdir diyoruz. Ne fark eder ki? Bunun anlattığıyla bunun anlattığı arasında ne fark var ki? Burada bu mübtedadır olmaz diyoruz. Burada da bu mübtedadır olur diyoruz. Burada bir taksistlik veci vardır diye düşünüyoruz. Öyle iddia ediyoruz. Seyyidim, anlaşılıyor mu acaba? Bu biraz gülünç bir iddia değil mi? Bu caiz değildir, bu caizdir diyoruz. Az önceki fiilde bahsetmiştiniz ya. Aferin, üzerine bastın, kaldır ayağını. Şimdi arkadaşlar, fiddari racülün dediğimiz zaman fiddari evdedir. Minare evdedir olmaz. Cami evdedir olmaz. Dağ evdedir olmaz. Fiddariden sonra ne gelecek? Evde olmaya elverişli bir şey gelecek. O zaman racül evde olmak sıfatını takına binen bir şeydir. Şimdi arkadaşlar, fiddari racülün ne oldu? Burada bir tahsislik veci var mı? Vardır. Nedir? Haber önce zikredilince ondan sonra ne gelecek? Fiddari evde vardır. Evde olmaya elverişli bir şey gelecek. Dolayısıyla bu bir tahsislik veçidir diyoruz. Bir de selamun aleyk. Şimdi selamun aleyke dediğimiz zaman aleyke haberdir. Selamun mübtedadır. Doğru mu? Şimdi burada mübteda nekiredir. Ya beytallah. Doğru mu? Evet. Selamun nekiredir. Halis nekire midir? Evet. Şey, halis nekiredir. Evet. Halis nekire ise caiz olmaması lazım. Taksis, taksisin nekire. Herhalde tahsisleşmiştir diyeceksin. Evet, daha, onu kastettim sanırım. Daha açıklamadım onu çünkü. Görünüşte nedir arkadaşlar? Selamun nekiredir. Aleyke haberdir. Peki burada selamun aleyk cümlesi meşhurdur. Selamun aleyk. Selamun aleyküm. Mesela. Bu ne demektir arkadaşlar? Selamun aleyküm demek. Selami aleyk demektir. Benim selamım senin üzerine demektir. Yani ben verdiğim zaman benim selamımı veriyorum. Benim tarafımdan güvence içerisindesin demektir. Bir hoca efendi kardeşimiz görev yaptığı bir yerde selamun aleyküm dedi. Gençler hoca efendiyi dövmek istediler. İnançsız bir grup hoca efendiyi dövmek istediler.
Hoca efendi onlara dedi ki, arkadaşlar beni biraz dinler misiniz? Söyle bakayım dediler. Bakın dedi, ben size selamun aleyküm deyince ne dedim size biliyor musunuz? Allah sizi kazadan korusun, beladan korusun, hastalıktan korusun, borçlanmaktan korusun, canınızı sıkacak her olaydan korusun. Size Allah mutluluk versin, huzur versin, bereket versin. Ne kadar muhtaç olduğunuz güzellikler varsa hepsini size versin dedim. Aa öyle mi? O zaman bize selam ver dediler. Şimdi bir insan karşıki tarafa selam verdiği zaman normalde arkadaşlar selam vermek sünnettir. Dağda, bayırda, çayırda, ovada karşıdan gelen insan sizden endişe ediyorsa orada selam vermek çok daha önemlidir. Selamun aleyk dediğin zaman benden güven içerisindesin. Benden sana zarar gelmez. Asla benden sana zarar gelmez. Selamet içerisindesin. Demiş oluyorsun. Tamam. Selam veren kişi selamun aleyk ne demiş oldu? Benim selamım senin üzerine demektir. O zaman selamun aleyk, selami aleyke demek olduğuna göre burada mütekellime nispetle bir tahsislik var mıdır? Yani selamun aleyk herhangi bir selam senin üzerine olsun anlamında değildir. Selam ile benim yapmış olduğum dua senin üzerine olsun demiş oluyoruz. Selamun aleyke sellemtu selamen aleyke cümlesinden kısaltılmıştır. Sellemtu selamen aleyke cümlesinden kısaltılmıştır. Veya usellimu selamen aleyke cümlesinden kısaltılmıştır. Sonra fiil hasfedilmiştir. Selamen mef'ulü mutlaktır. O da efendim mübtedaya dönüştürülmüş, cümle-i ismiye yapılmış. Çünkü cümle-i ismiye cümle-i fiile de nedir? Daha fazla devam ifade eder, tekit ifade eder. Yani sonuçta selamun aleyke sellemtu selamen aleyke demektir veya selami aleyke demektir. Mütekellime nispetle burada bir tahsislik söz konusudur diyoruz ve böylece efendim. Şimdi arkadaşlar bu tahsislikle ilgili Molla Cami'deki bir ifadeyi sizinle paylaşmak istiyorum. وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ Muhakkik demek arkadaşlar, meseleleri عَلَى وَجْهِ الْحَقْ beyan eden gerçekçi alimler demektir. Bazı muhakkikler demişler ki, مَدَارُ صِحَّةِ الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكِرَةِ Nekireden haber vermenin sahih olmasının ana mihveri, عَلَى الْفَائِدَةِ faide üzerinedir. Yani nekireden efendim haber verdiğin zaman bir fayda hasıl mıdır değil midir ona bakılır. Fayda hasılsa tamam kardeşim. Yok şu tahsisi bu tahsisi demeye gerek yoktur. La ala ma zekeruhu minet tahsisati. Zikrettikleri tahsislik elleti yuhtacu fi tevcihatiha ila hadhihi tekellufatir rakiketi. Her birini anlatmak için bir sürü zahmet var. Her birisini anlatmak için bir sürü meşakkat var. Bunlara gerek kalmadan diyelim ki fayda hasılsa caizdir. Fayda hasıl değilse caiz değildir. Fe'ale hâde buna göre yecûzu en yukâle kevkebun in kavvassâ'e. Kevkebun in kavvassâ'e demek caizdir. Şimdi arkadaşlar bu şeyi özellikle kevkebun inkabla saate misalini askınıza asmanızı isterim. Yani kevkebun inkabla saate deyince bu şöyle anlatacağımı anlayacaksınız. Bu kevkebun inkabla saate kabilindendir derlerse böyle bir ibareyle karşı karşıya kalırsanız ne demektir? Şimdi kevkebun yıldız inkabla saate bu saatte efendim kaymıştır. Kevkebun nekere midir? Nekiredir. İnkabbasa. Burada hiçbir tahsislik vecih gözükmüyor arkadaşlar. Zikrettiğimiz tahsislik vecihlerinden hiçbir vecih yoktur. Peki bu müfit midir değil midir? Yani bir fayda ifade eder mi etmez mi? Elbette ifade eder. Neyi ifade eder? Muhatabı yıldızlardan birisinin kaydığını ifade eder. Yıldızlardan birisinin kaydığını anlaması bir faide midir? Elbette faidedir. Hangi yıldız olduğunu sanki yıldızların ismini mi biliyor?
hangi yıldız olduğunu söyleseler çok daha farklı şey mi hasıl olacaktı? Şimdi deniyor ki arkadaşlar لَعَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِحُسُولِ الْاِنْقِضَاضِ اَسَّاعَةَ الْكَوْكَبِ Yani o saatte bir yıldızın kaydığını bilmiyordu vatandaş. Sen كَوْكَبُنْ اِنْقَضَ السَّاعَةِ Bu saatte bir yıldız kaydı. Bir yıldızın bu saatte kaydığını bilmiyordu. Sonra bu saatte kaydığını söylemiş oldun. Bu saatte bir yıldız kayması olduğunu bilmesi bir fayda ifade ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Sonuçta كَوْكَبُنْ اِنْقَضَ السَّاعَةِ kabilindendir denen yerde ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu ne demektir? Bu misal ne için söylenir? Yani halis nekireden mübteda olmaz. Tahsisleşmiş olması lazım derler. Bazıları da der ki hiç tahsislik olmasa biz nereye bakarız? Bir faideye bakarız. Faide ifade ediyorsa tahsisleşmiş olmasa bile caizdir. كَوْكَبُنْ اِنْقَضَ السَّاعَةِ de Efendim bir şey ifade ediyor mu? Bu saatte bir yıldızın kaydığını bilmiyordu. Sen كَوْكَبُنْ اِنْقَضَ السَّاعَةِ deyince bu saatte bir yıldızın kaydığını bilmediği bir şeyi ona duyurmuş, bildirmiş oldun. Dolayısıyla burada bir faide vardır. Bu caizdir. Diyor ki رَجُلُنْ قَائِمُنْ demek caiz değildir. Şimdi رَجُلُنْ قَائِمُنْ dersen رَجُلْ hangi رَجُلْ? Özelliğine, güzelliğine. Bu bir faide ifade etmez yani. Şey şeydir demek gibi yani. وَهَذَا الْقَوْلُ اَقْرَبُ اِلَى الصَّوَابِ diyor Abdurrahman el-Cami Hazretleri. Bu doğruya daha yakın bir sözdür. Yani arkadaşlar biz tahsislik ve cehiller olarak bu misallerde geçenleri göreceğiz ama bu açıklamayı da göz ardı yapmayacağız. Önemli olan muhteda elbette marife olacak veya tahsisleşmiş zekir olacak. Tahsislik vecihlerini anlattığı şekilde biliriz. Ondan sonra deriz ki en önemlisi efendim bir fayda ifade edip etmediğine bakarız. Bir fayda ifade ediyorsa كَوْكَبُنْ اِنْقَضَ السَّاعَةَ misalinde olduğu gibi efendim ne yaparız? Caizdir deriz. Değilse caiz değildir deriz. Geçeriz.